İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın bazı bölgelerinde heyelan tehlikesi mevcut. Savunma Bakanlığı 2018'de cephe hattını video gözetim ekipmanı ve sistemleriyle yeniledi. Devlet Bakanı, Arçak'ta kamu kesintileri beklenmemektedir. ABD senatosu birliklerin Suriye'den çekilmesine karşı oy kullandı. Dersim Dernekleri Federasyonu hayvanların yok edilmesine son verilmesi çağrısında bulundu. Ermeni Kompozitörler Sanatı'nın 10. Festivali Avet Derterya'nın 90. doğum yıl dönümüne adanacak. Batı Ermenistan'ın Sivas şehri. Bu yıl olağanüstü kar yağışları gerçekleşen Batı Ermenistan'da sıcakların artması üzerine karların erimesiyle ilgili büyük bir tehlike söz konusu. Çünkü Bingöl bölgesinde ayrıca Karin Erzurum'un bazı bölgelerinde karların erimesi heyelanların oluşmasına sebep olabilir. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı 2018 için öncelikli görevlerin ve önlemlerin uygulanmasının kesin sonuçlarını sundu. Buna göre Ermenistan Cumhuriyeti hükümetinin kararıyla onaylanan 2018-2022 yılları için faaliyet programının uygulanması çerçevesinde silahlı ve askeri teçhizatın modern araçları satın alındı ve silahlı kuvvetlerde yeni askeri silahlar ve askeri teçhizat örnekleri test edildi devlet sınırlarının korunması ve kullanılması ile ilgili konular netleştirildi. Yapısal ve silahlanma ile askeri teçhizat bakımından savunma bölgeleri güçlendirildi. Cephe pozisyonlarında ve dayanak noktalarında video gözetim cihazları ve sistemleri, güneş enerjisi kaynakları için ekipman ve mühendislik ekipmanları, 78 noktalarda sürekli su ve 86'sında ise sürekli elektrik sağlanmış durumda zorunlu askeri görevlilerin yiyecek ve giyinme koşulları iyileştirilmiş, yiyecek içecek servisini uzmanlaşmış kuruluşlara devretme için çalışmalar yürütülmektedir. Uluslararası entegrasyon fırsatlarının artırılması amacıyla Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı müttefik ve ortaklık ülkeleriyle ayrıca uluslararası kuruluşlarla aktif uluslararası işbirliğini sürdürmüştür. Artsakh devlet sisteminde büyük çaplı kesintilerin beklendiği bilgileri son günlerde sosyal ağlarda yer aldı. Bu sorun nedeniyle Artsakh Pres Devlet Bakanı Grigori Martirosyan'a başvurdu. Martirosyan ise bu gibi iddiaların temelsiz olduğunu belirtti. Devlet Bakanı Martirosyan yaptığı açıklamada yıl sonunda düzenlenen basın toplantısına Konya değindim devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar temel alınmalı, söylentilerden ise kaçınılmalıdır diye düşünüyorum. Devlet sisteminde herhangi bir toplu kesintilere gidilmeyeceğini açıkça söylemek isterim. Şu anda yaklaşık 20 sürücünün kısaltılması söz konusu fakat bu kişiler başka kamu alanlarında ikama edilecek dedi. Fars Haber Ajansı'nın belirttiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Salı günü simgesel bir oylamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Afganistan'daki Amerikalı askerleri geri çekme kararına karşı çıktı. ABD Senatosu elzem getirmeyen bir tasarı ekini 26 olumsuz oya karşı 70 olumlu oyla onayladı. Ek tasarıda Irak ve Suriye'de bulunan terör örgütleri ABD için ciddi tehdit sayıldığı ileri sürülmüş. Suriye'den apar topar çekilmek bölgede istikrarsızlığa ve İran ile Rusya tarafından doldurulacak bir boşluğun oluşmasına yol açacağı iddia edilmişti. Bazı ABD birlikleri Afganistan'dan çekilecek ancak Irak'ta asker sayısı değişmeyecek. Başkan Trump bu birlikleri herhangi bir zamanda yeniden oraya göndereceğinin altını çiziyor. Dersim Dernekler Federasyonu dedef, Dersim'de inşa edilen baraj ve heslere, her yıl sistemli bir şekilde yakılan ormanlara, ayrıca doğadaki yaban hayvanlarının avlanmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada Dersim dağlarına serbestçe giren avcılara tepki gösterilerek Avcılar kış aylarının gelmesiyle birlikte yerli işbirlikçilerin de katkısıyla Dersim doğasında orman yangınlarından, barajlardan kurtulmayı başarmış son hayvanları da katlediyorlar köylüler ormanlarda gezemezken avcılara her türlü imkan tanınıyor. Öyle ki sadece askerlerin girebildiği yasak bölgelere kadar gidip bevuzları yani dağ keçilerini katledebiliyorlar. Sonra da yüre halkı tarafından kutsal kabul edilen katlettikleri büyük dağ keçilerinin başında fotoğraf çekip bu katliamı sosyal medya üzerinden canlı yayın ile paylaşıyorlar. Açıklamada şöyle devam edildi. Bern Sözleşmesi diye anılan Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma sözleşmesine göre ilimiz coğrafyasında bulunan çengel boynuzu dar keçileri ve bevuzlar nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve kesin olarak koruma altına alınması gereken hayvan türleri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Doğu Karadeniz bölgesinde de görülen çengel boynuzu dağ keçileri koruma altına alınmıştır. Ancak İl Valilik Av Komisyonu'nda korunması gereken tür olarak bilinmesine rağmen altına imza atılmış bulunan uluslararası sözleşmeye aykırı davranılarak yasal çerçevede bu türün avlanması için kota belirlenmiştir. Buradan Tunceli Valiliğine sesleniyoruz. Alınan bu kararın bu tarihten itibaren bütün türlere uygulanmasını ve bundan sonra avcılığı il genelinde tamamen yasaklamalarına yönelik il av komisyonu toplantısında somutlaştırmalarını beklediğimizi kamuoyu önünde belirtmek istiyoruz. Ermeni Kompozitörler Sanatı Festivali 20 Şubat'ta başlayacak. Festival her yıl Ermeni Kompozitörler Okulu üyelerinden birinin adıyla anılıyor. 10. Unursal Festivali bu yıl Ermeni Büyük Besteci Avet Derderyan'ın 90. Doğum Yıl Dönümüne adanmıştır. Festivalin organizasyonunu Şef ve Sanat Yönetmeni Sergei Simpatyan Başkanlığındaki Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası gerçekleştirmektedir. Avet Terteryan 20. yüzyılın Ermeni büyük kompozitörlerindendir. Sovyetler Birliği ve Sovyet Ermenistan'ın halk sanatçısı, Sovyetler Birliği devlet ödülü sahibidir. Terteryan yeni senfonik ekolün kurucusu olarak anılmaktadır. O özellikle kendi senfonik müziği ile ünlüdür. 8 senfoni yazmıştır. Onun senfonileri büyük yenilikçi cesaretleriyle ve Ermeni ruhani müziğinin tek sesliliğini kendine özgü yöntemlerle yorumlayarak sadece Ermeni kompozitörlük sanatına değil dünya müziğine yeni bir soluk getirmiştir. Terteryan bazı senfonilerinde Duduk, Zurna, Tar ve diğerlerini kullanmıştır. İki opera, vokal, enstrümantal ve diğer eserler ona aittir. Batı Ermenistan'ın Sivasili Gomsur, Batı Ermenistan'da Sivas ilinin Kangal ilçesine bağlı bir köydür. 1915 yılında 460 haneli 50 ev bulunuyordu. Gomsur köyü sakinleri esas olarak ziraat, sığır yetiştiriciliği ve el sanatlarıyla ilgileniyordu. Köy 1915'te harabeye çevrildi. Sakinlerinin bir kısmı soykırım kurbanı olurken diğer bir kısmı ise değişik ülkelere sürgüne gitti. Mancalık köyü Batı Ermenistan'da Sivas ilinin Gürün ilçesinde yer almaktadır. Mancalık köyünde 1914 yılında 2500 Ermeni sakiniyle 300 ev bulunuyordu. Nüfusun temel uğraşısı tarım, zanaat ve ticaretti. Mancalık yakınlarında Surp Teodoros Manastırı bulunuyordu. Nüfusun hemen hemen hepsi Ermenilere karşı uygulanan soykırım sırasında katledildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Flora Mardilosan ve Andre'nin seslendirdiği Orovel adlı eseri sunuyoruz. Yeah! Patermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.